Söyle onlara silahlarını indirip kızı getirsinler. Çabuk! İndirin silahları! Getirin kızı! Alarmı da durdursunlar. Durdurun alarmı! Pis canını ölümden uzak tutabileceğine iyi inanmışsın. Başınıza çok büyük bela açtınız. Sen küçük başını büyük işlere sokarak bela açtın. Biraz daha konuşursan ve kız gelmezse başına bundan sonra hiç bela gelmeyecek. Söz. Beni bırakmazsanız kız ölür. Cesaretiniz takdir edilecek cinsten. Bana silah doğrultma cüretinizse anlaşılır olmasa da hayranlık uyandırıyor. Ama merhametiniz hem anlaşılmaz hem de ölümcül. Yani bugüne kadar yapılan o müthiş anonslar, iddialar sahte miydi? Hayır ama söylediğim gibi anormal beklentiler hasıl oldu. Yani hadisede maksat aşıldı. Biz diyoruz ki her şeyi tartışalım. Yani vatandaş doğruyu öğrensin. Bu ülkede petrol var mı yok mu bilelim. Peki sizce var mı? Canım elbette vardır ama bunun ne kadar olduğu, ekonomik açıdan işletmeye değip değmeyeceği belli değil. Adam şimdi geliyor, kuyuyu açıyor, sonra kapatıyor. Kim bunlar? Yani bir petrol şirketi. Önemli bir kuyu olsa kendisi de kâr edecek. Niye kapatsın? Öyle değil mi? Bunları rahat konuşmak lazım. Büyük petrol şirketlerini haksız yere zan altında bırakmamak lazım. Affedersiniz Orhan Bey. Bu güzel sözlerden sonra onu bağışlayıp anlaşmayı rafa kaldırmayı ve haber merkezimize bağlanıyor. Asla. Sayın seyirciler, şu an elimize ulaşan bir son dakika gelişmesini aktarıyorum. Ünlü iş adamı Ozan Öztürk, İstanbul'un Tuzla semtindeki malikanesine girerken suikaste uğradı. Olay hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi yok. Polis telsizlerinden yansıyan bilgilere göre halen malikanenin içinde ve çevresinde çatışmanın sürdüğü belirtiliyor. Henüz suikaste istenen bir örgüt değil. Bu arada haber ekiplerimiz de olay yerine ulaşmak üzere. Allah'ım öleceğiz Allah'ım. Ben seni koruyorum. Arkamdan geç kızı al. Sayın seyirciler, haber merkezinden arkadaşımız Adil şu anda olay yerinde. Evet Adil, seni dinliyoruz. Ben malikanenin karşısında bir apartmanın çatısındayım. Ama burada olmam tamamen tesadüf. Bir röportaj için gelmiştik. Silah sesleri üzerine bu binanın çatısına çıktım. Şu an çatışma devam ediyor mu? Kısa bir süre önce silah sesleri kesildi. Peki sen net bir şeyler görebildin mi? Hayır, bulunduğum açıdan sadece bir iki koşturan insan görebildim. Fotoğraflarını da çektim ama o kadar. Sanıyorum çatışmanın yoğunluğu malikanenin yan tarafındaki garaj girişinde. Adil, alo. Adil, sesini alamıyorum. Bağlantıda bir sorun oluştu sayın seyirciler. Ama canlı yayın ekibimiz de olay yerine ulaşmak üzere. Kısa bir süre sonra canlı bağlantılarla olayın gelişimini size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi günün olayı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edemiyor efendim. Hayır, kaldığı yerden devam edemiyor artık. Neden? Az önce anons edilen çatışma var ya. Ben o çatışmanın ta orta yerindeyim şu an. Anlamadım. Kızım orada olmalı. Kızımı kaçırdılar hanımefendi, kızımı. Ben az önce neden böyle konuştum sanıyorsunuz? Küresel petrol çetesini aklar gibi konuşmam size hiç tuhaf gelmedi mi? Çok yadırgadım sayın vekilim ama... Birdenbire böyle bir değişim neden oldu? Neden küresel petrol çetesiyle savaşmaktan vazgeçtim? Çünkü kızım kaçırıldı ve bana şart koşuldu. Söylediklerini geri almazsan, vazgeçmezsen kızın ölecekten. Şimdi anlıyorum. Kızım orada.
çatışmanın ortasında ne olduğunu bilmiyorum. Ama artık kaybedecek bir şeyim yok. İzin verirseniz düzeltme yapmak istiyorum. Çok özür dilerim. Buyurun. Aslında oradaki çatışmanın da ülkemizdeki pek çok kötülüğün de arkasında aynı oyun var. Artık 100 yaşını deviren bu oyunun, bu büyük oyunun bozulması gerek. Bugün benim kızım kanlı çatışmanın ortasında rehine. Belki de öldürüldü şu an. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu adam, lütfen bizden ayrılmayın. Bu adam artık çok yaşadı. Merak etme. Efendim patron. Özcan. Milletvekilini yok et. Tamam patron. Eğer sokağın köşesini dönebilirsek kurtuluruz. Bıçaklarım çıkmıyor. Biraz daha dayı, bunu yapabilirsin. Deneyeceğim. Hadi! Ama bu oyun bozulmalı. Ne pahasına olursa olsun bu oyunu bozmalıyız. Bu oyun bizi küresel çetenin bölgesel uşağı yapma oyunudur. İşte... İşte size oyunun belgelerinden bir demet. Nedir bunlar? Birine bakalım. Gerçi bu masum bir belge. Burada ne diyor? Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramak için filan şirket 52 milyon dolar para harcayacak. Burada nasıl bir oyun var anlayamadım. Haber masum. Ardındaki anlaşmaya bakalım. Biz bu işi bir yabancı şirkete devrediyoruz. Niçin? İlgili devlet kuruluşu aynı aramayı kendisi neden yapmıyor? Bundan aciz mi? Hayır. Ama küresel petrol çetesi oradaki kaynağı kontrol etmek istiyor. İşine gelirse oradaki petrolü çıkaracak, işine gelmezse işletmeyecek. Belki de burada petrol yokmuş diyecek. Kusura bakmayın, ben bu belgeyi ekranda gösteremem. Onda bir şey yok. Yani sakıncalı falan değil, bir dakika daha bitmedi. Başka bir belge daha var. Bu da yine aynı küresel çeteyle yapılmış bir başka anlaşmanın belgesi. Devletimizin resmi bir kuruluşu, bir yabancı petrol şirketiyle birlikte Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak'ta petrol aramak üzere bir anlaşma yapıyor. Yalnız lütfen dikkat buyurun. Üçüncü ortak Barzani. Bu nasıl bir oyun? Bakın hanımefendi, bir yandan diyoruz ki bölgede bir Kürt devleti kurulursa bunu savaş sebebi sayarız. Öbür yandan bir devlet kuruluşumuz Barzani'yi adeta bir resmi devlet başkanı olarak tanıyor... ...ve onunla üçlü anlaşma imzalıyor. Böyle şey görülmüş müdür? Bakın işte, gösterin bu belgeleri lütfen. Bakın. Affedersiniz efendim, onu söyleyecektim. Ben bu belgeleri yayınlayamam. Siz her şeyi göze almış olabilirsiniz ama... ...benim bir televizyon kuruluşu adına böyle bir risk almaya hakkım yok. Gayet tabii ama... ...benim de ülkem adına bunları açıklamama riski almaya hakkım yok. Sayın vekilim, takdir edersiniz ki sadece rütük kaygısıyla değil bu. Devlet sırlarıyla ilgili, yasalarla da ilgili başımız derde girer. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Bunları göstermenizde sakınca yok. Ama asıl önemlisi gizli oturum belgeleridir. Ben bunları da açmak istiyorum. Hayır efendim, lütfen bir saniye, bunları çıkarmayın. Görün yeter. Hiç değilse haberciler nelerin döndüğünü görsünler artık. Kurulu papağan gibi konuşup yazmaktan biraz sıyrılsınlar. Herkes ya yerel ya da küresel bir ideolojiye göre yayın yapıyor. Artık birileri de gerçek adına, sadece gerçek için gazetecilik yapsın. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz sayın vekilim. Teşekkür ederim ama kendi kendinizi sansür ediyorsunuz. Bütün bir kurumu tek başıma riske atamam efendim. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Buyur usta. Sabri abi, İrem benimle birlikte, merak etmeyin. Tamam usta. Ne olmuş? Sayın vekilim, İrem kurtuldu. Ne? İrem artık güvenlikte. Yusuf Bey mi aradı? Evet abi. Oh, şükürler olsun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben arabaya geçeyim. Tamam. Abi.
şey. Biliyorum, bu durumda teşekkür etmek çok basit. Etme. Beni kurtardın. Ama nasıl kurtardın? Neler oldu orada? Yine de teşekkür ediyorum. Ama teşekkür çok basit. Güzel oldu senin. Sağ olun. Hastaneye gidiyoruz. Al gayret abi.